önce bir İliçe götüreceğim sizi. İliç İliç'te ne oluyor, ne bitiyor? Bir ona bakmak istiyorum. Ee, toprak altında kalan 9 işçi arama çalışmaları 19 Şubat'tan beri yapılamıyor. Orayı siz çet raporu verdiğiniz için burası işte kaydı, göçtü ya. Çet raporuyla toprak kaymasının ne alakası var? Bu belge felakete giden yolların tümünün Çevre Bakanlığından geçtiğini gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öngöremese de İliç'te ilk toprak kayması 2 yıl önce oldu. 2023'te Afat heyelana karşı uyardı. Ama 9 işçinin toprak altında kalması engellenemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından 5 genel müdür yardımcısını gece yarısı görevden aldı. İliç'teki maden faciasında 9 işçiyi arama kurtarma faaliyetleri durduruldu. Ailelerin 11. günde de endişeli bekleyişi sürüyor. Maden sahasındaki risklerin önüne geçilemiyor. İş makineleri 19 Şubat'ta paydos etti ve bir daha çalıştırılamadı. Ailelerin umudu her geçen gün daha azalıyor. Bakanların günlük yaptığı bilgilendirme yerini sessizliğe bıraktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göre bölgede heyelan riski yoktu. Bu yönde oluşturulan çet raporunun aksine liç sahasında ilk heyelan 27 Mart 2022'de oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının raporunu paylaştı. 1292 ve 1346 katları arasında tehlikeli bir kayma olayının yaşandığı belirtiliyor. Maden ocağı faaliyetinin geçici süreyle durdurulduğu bilgisi rapora yazıldı. Ancak Bakan Mehmet Özaseki bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadı. Çevre Bakanlığı 2022 yılında yaşanan bu kayma olayını kamuoyundan gizlediği için ve gerekli tedbirleri almadığı için 13 Şubat 2024 tarihinde aynı yığın lit sahasında daha büyük bir felaket gerçekleşti. Anagol Heylan'dan bir yıl sonra kapasite artırımı için bakanlığa başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AFAD'ın Erzincan Müdürlüğü'nden görüş istedi. AFAD'ın verdiği cevap tüm riski anlatıyordu. Heylan su baskını gibi afetlerden meydana gelebilecek olumsuz etkilerden Anagol sorumlu olacaktır notu düşüldü. Buna rağmen 16 Ağustos 2023'te Anagold'a çet gerekli değildir raporu verildi. Maden sahası genişledi. Peki 9 işçinin hala toprak altında olmasının sorumlusu kim? Türkiye'nin Çernobil'i benzetmesi yapılan facia ile ilgili istifa eden kimse olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı. Bürokratların hepsi Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Daha enteresanı Biliyorsunuz buradan geçen fay hattını silmişler. Hatta bakan da dedi, aa öyle miymiş ben bunu bir araştırtayım, ihbar kabul ettim dedi. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Hep sonradan anlamışlar, öğrenmişler. Bakın burada fay hattındaki şehirler var. Evet bunlar fay hattı üzerinde ama sadece bu, bu arada sadece bu şehirler riskli anlamına da gelmiyor. Bu şehirler çok riskli. Bir de yani buralarda kırılan bir fayın başka bölgelere etkileri var. Yani bu 1930'lu yıllarda bakın mesela bu Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Erzincan'da meydana gelen deprem Tokat'ta, Amasya'da birçok bölgede insanların, yurttaşların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Yani sadece buralar riskli anlamına gelmiyor ama bu şehirlerde çok dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor. Maalesef tabii böyle bir durum yok. Şimdi bir e, İliç'ten bahsetmişken ee, buraya gidelim, evet. Yani toprak, e, toprak köylerde toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının e, etrafında e, hala e, o doğal felaketinin etkileri sürüyor. Şimdi. Bir taraftan toprak kayması, heyelan riski var. Bir taraftan da ciddi bir çevre felaketi yaşanıyor. Hani şöyle düşünebiliriz bazen. E tamam canım bizden çok uzakta bir çevre felaketi diyebilirsiniz, değil mi? Demeyin. Niye biliyor musunuz? Çünkü mesele sadece çevre felaketiyle e, sınırlı kalmıyor. Orada yaşanan o çevre felaketi bugün sizin önünüzde yediğinize, içtiğinize bulaşıyor. Hani duyarsız kalan lar için söylüyorum. Biz zaten gözümüz orada, kulağımız orada ama ay ama ne olacak? Benden uzakta olsun ne olursa olsun. O vurdum duymazcı bir kitle var ya. Hani onlara da siz söyleyin. Deyin ki, yani sen şimdi bir şey yiyeceksin ya mesela et yiyeceksin. <laughs> alabiliyorsan. İşte o eti de e, oradaki kesilen hayvandan geliyor. Hayvancılığın en güçlü olduğu bölgelerden biri. Şimdi Hayvanlar otlatılamaz hale geldi. Ekilen biçilemez hale geldi. Bir süre sonra işte bir köyün üretimi tamamen yok olacak. Yani hayvancılık oldu. Hayvancılık bitti. Otlak yok, alan yok. Tarlalarımız gitti. Tarla diye bir şey kalmadı. Meralar kurudu, tarlalar sarardı, soldu. Besicilikte, çiftçilikte günden gün ölüyor İliç'te. Maden her gün bir ekmeğini daha alıyor köylüden. Şuraya buralar hep böyle, hep otlaktı. Hep delik teşvik oldu. Bir 10 kuruş getirdiyse 20 kuruş götürdü. Erzincan İliş'te facianın izleri capcanlı dururken 9 işçi hala toprak altındayken köylerde de yaşam mücadelesi var. Maden sahasına 500 metre ötedeki bahçecikliler ekemez, ektiğini biçemez oldu. Besiciler süte hasret kaldı. Çünkü hayvanlarının otlatacak meraları da bu halde. Biz bir kere geldik tel örgü çekiyorlardı. 5-6 kişi geldik. Bırakmadık kepçeleri falan durdurduk. Özel güvenlik geldi, jandarma geldi. Bize dediler sizin yaptığınız uygunsuz. Geçin geldin, Bize geçtik ettik. Geçim kaynakları artık hafriyat alanı. Burada 100-150 dönüm arazi vardı. 7-8 evin arazisi. Şu anda toprak dolu. 6-7 ay evvelsiz çevirdiler işte. Bu hale geldi. 6-7 ay oldu. Üretip kazanmak bir yana artık su içerken bile tedirginler. Havaya, suya, toprağa yani doğaya, doğadan da sofraya siyanür karıştı mı, karışmadı mı onun bile cevabı yok. Şu anda biz köyün suyunu kullanamıyoruz. Aşağıdan o barajın kenarında şey var, gözeler diye bir mevki var. Oradan depoya basıyor, depodan köye dağılıyor. Ama biz o suyu kullanamıyoruz işte. Siyanür e, suya sızıntı yapmış diye kullanamıyoruz. <laughs> Ya yani gerçekten bunları böyle bir ülkenin içerisinde hayatımızı sürdürmeye çalışmamız bile büyük başarı. Bakın sadece bu değil unutmamalı dedik ya biz bugün. O kadar çok unuttuğumuz ya aman ne olacak sanki dediğimiz ve bugün aslında hala etkisinde yaşadığımız toplumsal travmalarımız var bizim. Yazıyorsunuz sağ olun sizlerde bir hayli mesaj geliyor onlara da bakacağım. Mesela diyor ki Berdan Bey iyi yayınlar hocam. Bugün günlerden cumartesi ve cumartesi annelerini unutmamalı diyor. Bakın. Unutmamalı. Orada yaşanan e, yıllar öncesinden bugüne gelen o travmayı unutmamalı. Aklımızda tutmalıyız. Yani o kadar çok şey var ki işte gelin birlikte bugün siz yazacaksınız, siz hatırlatacaksınız, hafıza tazeleyeceğiz birlikte ki geleceğe yani bugünden yarına, gelecek derken de buradan 20 sene sonrasından bahsetmiyorum. O kadar bir gelecek e, tasavvuru yapabilecek bir ülke bırakmadılar. Yani buradan 3 gün sonrası, 5 gün sonrasını düşünmüyor mu? Herkes o günlük azığını düşünmüyor mu? Konu buraya geldi artık. Bakın şimdi gelin. Neden buralara geldi? Geçmişi hatırlamak neden önemli? Neden